Nedir vaziyet doktor? Abicim güvenlikçiler 2 saatte 1 nöbet değiştiriyorlar. Etrafta kameralarla dolu. Yani öyle pek kör nokta yok ki. Şahin gözün dediği kadar var diyorsun yani ha? Belki daha fazlası. Bakacağız, göreceğiz. Hadi dadayla, başlıyoruz. Abicim yürüyüşe bak ya, artist. Sakallı James Bond ya. Lan oğlum o zaman Zimo işe yarayacak değil mi lan? Bakalım öyle sokakta sünnetçi gibi gezmeyeyim ben. Oğlum ben yaptım lan onu. Sen doğru tut yeter. Kulağınızdaki nedir beyefendi? Bluetooth kulaklık. Telefon için. Kime gelmiştiniz? Ben belediyeden geliyorum beyefendi. Yapı Denetim Üst Kurulu Yüksek Müfettişi Hüseyin Şevki İYİKOR. Yapı Denetim mi? Evet. Binanız depreme dayanıklı mı değil mi onu araştırmak için geldim. Fakat bakışlarınız bir tedirgin oldu. Hayırdır, binanız depreme dayanıklı değil mi yoksa? Hı? Yok efendim, ben sizi danışmadaki arkadaşı önlendireyim. O size yardımcı olsun. Buyurun. İyi, hadi bakalım öyle olsun. Merhabalar hanımefendi, iyi günler. Yavaş lan, oyuncak gibi sallama şunu ya. Merhabalar hanımefendi, iyi günler. Merhaba, iyi günler. Ben Siber Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Necil Kazım Beşer. Binanızın güvenlik kameralarının yıllık bakımı için gelmiştim. Aşağıdaki arkadaşlar izleme sisteminin olduğu odayı bana söylediler. Fakat ben galiba kayboldum. Ben yardımcı olayım lütfen size. Sağdaki koridordan girin, son oda. Sağ olun efendim. İyi günler. Siber Güvenlik Elektronik Elektrik Mühendisi ne lan? Ne diyorsun oğlum sen, ne diyorsun lan? Ben orada yuvan uyduracağım diye bir yeni çıkıyor. O zaman yazı verseydin lan. Yor. Hadi be dadaylı, yürü. Beyler. Burada bir problem var. Evet, dinliyoruz. Bu gözetleme odasının kapısında elektronik bir zaman izni var. Kapı açılmıyor, ne yapacaksın? Şeydir o, optik kimlik okuyucudur. Aa oldu. Türkçesi ne oğlum? Yani binada çalışanların kimlik kartlarıyla açılır. Oğlum tamam, ne yapacağım sen bana onu söyleyiver ya. Kapıyı çal. Harbiden mi? Çal bu oğlum. Bak vallahi çalıyorum, günah benden gitti. Lütfen, lütfen. Koku nereden geliyor gösterir misiniz beyefendi? Koku mu? Ne kokusu? Siz kimsiniz kardeşim? Haklısınız, haklısınız. Çok özür dilerim. Kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Virütük Hastalıklar ve Enfeksiyonlar Daire Başkanlığı'ndan Doçent Doktor Hıfzı Orhan Serdan geçti. Bu binada çok tehlikeli bir virüsün kokusunu tespit ettik. Onun için bütün binayı geziyorum. Yanlış gelmiş olmuyorsunuz. Koku falan yok burada. Doktor, kaç kamera saydın? Doğru düzgün sayamadım abicim ya. Dadaylı, monitörlere çevirsene biraz çantayı. Aa, nasıl bir şey mi? Koku mu? Fark etmediniz mi siz? O zaman ben bu odayı bir gezeyim, bir üç tarafları da koklamam lazım. Lütfen bana karışmayın. Allah Allah, enteresan. Ama sizin haberiniz yok beyefendi, sizin haberiniz yok. Bu dönemlerde o kadar tehlikeli hastalıklar kol geziyor ki. Hepatit B, hepatit C, hepatit yumuşak G. En tehlikelisi de hepatit yumuşak G. Nasıl bir şey ki bu? Kanamalı bağırsak. O kadar berbat ki bu hastalığa bir yakalansanız mabadınızın üstüne oturamazsınız, yan yan idare edersiniz. O kadar kötü beleş. Ne tamam dadaylı, tamam biz göreceğimizi gördük. Hadi bir an önce İsmet Ali'nin odasına yollan, hadi. Şanslısınız keratalar. Bu odada kokuya rastlamadım. Ben bir tuvaleti kontrol edeyim, orayı da koklayayım. Kolay gelsin. Selametle. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar. Ne diyorsun doktor? Kameraları kolay geçer miyiz? Vallahi en az 20 kamera saydım. Biraz zor gibi. Aa, merhabalar hanımefendi, saygılar, iyi günler. Ben Paranın Sesi dergisinden gelmiştim de İsmet Ali Bey'le röportajım vardı, kendisi burada mı acaba? Randevunuz var mıydı? Evet var,
Yani aslında yok, size şöyle izah edeyim. İsmet Ali Bey'in geleceğimden haberi var. Hatta bugün gelmemi kendisi rica etti ve ben de kıramayıp teşrif ettim buraya. Buyurun. İsmet Bey burada değil. Hangi dergi demiştiniz? Hanımefendi, ben size paranın dergisi dedim baştan. Siz beni dinlemiyor musunuz yoksa? Hı? Ben not alayım, gelince iletirim kendisine. Tamam o zaman, ben içeride bekleyeyim kendisini. Bugün gelmeyecek kendisi. Olsun, beklerim ben. Beyefendi. Merhabalar. Beyefendi, giremezsiniz. Ya beyefendi, giremezsiniz. Ben içeriye bakacağım, çıkacağım sadece. Olmaz kardeşim. İçeriye bakacağım, çıkacağım sadece. İsmet Ali Bey, olur mu? Ya abicim, bir 15 dakika bana izin verin ya. Bari bir 20. Bu kaba ve mesnetsiz hareketlerinin hesabını İsmet Ali Bey'e muhakkak vereceksiniz. Siz de hanımefendi, unutmayın. Ben böyle rezil ve kifayetsiz bir şirket görmedim. Ya hayat size güzel, bak mis gibi araba benim, içerisi sıcacık değil mi, güzel, huzurlusunuz. Ulan döndü lan dışarıda penguen gibi. Yeter. Vallahi bir daha ben böyle artık takım elbiseli işi istemiyorum. Nazmi yapsın ya, vallahi burama kadar geldi ya. Öleceğim sandım içeride be. İsmet Ali'nin odasına girebilseydin iyiydi ya. Neyse, yine de iyi iş çıkardın dede. Kapıdan şey ettim, görmediniz mi içeriği ya? Ha? Oğlum o kadar sallama diyoruz, ikide bir sallayıp duruyorsun. Nasıl görelim ki? Ha? Oğlum Nazmi. Oğlum doktor, sen harbi pis nankörsün ha. Allah'ıma büyük nankörsün, biliyorsun değil mi? Ulan inşallah muhabbatında hepatit yumuşak G hastalığı olur da üstüne oturamazsın. Hadi yapıştır gidelim.